böyle anlamlı ve önemli olduğuna inandığım, onun için de buraya koşarak geldiğim bir projeyi paylaşmakla hakikaten gurur duyuyoruz. Ne güzel kelimeler telaffuz ediliyor. Yerli ve milli. Hani üstad diyor ya, tohuma bitmezse toprak utansın. Bizim tohumumuz atınca Allah'ın izniyle toprak utanmayacak, gereğini yapacak, sebebine sarılacağız ve çeşitlendirilmiş bu tohumlarla da değişik alanlarda en güzel verimler alacağız. Biliyorsunuz SİHA ve İHA'ların yurt dışından bizlere ithalatına müsaade edilmediğinde ne yaptık? SİHA'mızı yaptık. Demek ki bazen komşunun muhalefliği bizleri mal sahibi yapar. Biz de o anlayış içerisinde her alanda kendimize yetecek konuma gelmek ve bu yönde çalışma göstermek durumundayız. Değerli genel müdürümüz, değerli başkanlarımız burada telaffuz ettiler. Elbette ki bu pandemi döneminde anladık ki Kayseri tabii ki bir endüstri merkezi, bir ticaretin merkezi ama hep şunu söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte tarımın ve hayvancılığın da merkezi olacak diyoruz. Bu alanda gerek hükümetimizin, gerekse yerelde belediye olarak bizlerin üzerine ne düşüyor ise her türlü desteğe vermeye hazır olduğumuzda burada ben paylaşmak istiyorum. O açıdan da inşallah Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tohum desteği konusunda gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu alanda yaklaşık 2,5 milyon TL'lik bir projeyle biz de varız diyoruz. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, bereketimizdir. Elbette Aydın Türk Bayrağı'na, vatanına, milletine, devletine bağlı bir millet olarak, topluluk olarak bir arada olduğumuz zaman bize kimsenin gücü yetmez. Türkiye artık yükü Türkiye değil. Türkiye kendisine söz ettiren, Türkiye olmazsa bu iş olmaz dedirtilen bir ülke. Gerek iş politikada, gerek üretim konusunda, gerek savunma sanayi konusunda her alanda Türkiye diyorlar. Bir doktor olarak özellikle bu pandemi döneminde sağlık alanındaki başarımızı adeta gururla hepimiz paylaştık. Bizler de gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza gurur duyuyoruz. Çünkü Kayseri'mize 1600 yataklı biliyorsunuz şehir hastanesini kazandırmak suretiyle adeta bizlerin bu süreci en güzel, en az hasarla atlatan bir şehir ve ülke olma yolunda en büyük desteğini sağladı. 30'dan fazla sağlık kuruluşuyla gurur kaynağımız Erciyes Üniversitemizde ve diğer kurum ve kuruluşlarımızda en güzel çalışmalar yapıldı. Emniyet birimlerimizde, jandarma birimlerimizde, belediyelerimizde, üniversitelerimizde bu çalışmalarda hep beraber yer aldık. Şimdi burada bakıyorum dekanımız var, burada sivil toplum örgütleri var, burada yerel yönetimler var, burada Ankara var. Çok şükürler olsun, ne güzel bir birliktelik. Demek ki bir araya gelmeyi bileceğiz, birlikte güçlü olduğumuzu da hissedeceğiz. Ben emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Artık Türkiye'de kim ne kadar isterse hem yerli hem de milli tohumları ulaşabilme imkanına sahip. Ve Kayseri, bazen Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri bir sanayi şehri diye üstüne basa basa söylüyor ama biz evet sanayi şehriyiz ama Sayın Başkanım Kayseri Türkiye'deki tarımın merkezi olma konusunda ciddi adımlar atıyor. Bir çeşidin geliştirilmesi için yaklaşık olarak 10 ile 12 yıllık bir süre gerekiyor. Emin Bey çeşidimiz son yıllarda geliştirdiğimiz makarnalık buğday çeşidimiz. Bu çeşidimiz şu anda sanayicinin istediği yarı taban kıraç alanlarda rahatlıkla yetiştirebiliriz. Bu çeşit de benim çeşidim. Kendisinden buralanlarda beyaz sır özellikle kıraç alanlar için geliştirdiğimiz çeşitlerden bir tanedir. Yerli ve milli tohum konusunda Kayseri'mizde gerçekten önemli ve anlamlı çalışmalar yapıldığını yerinde gördük. Profesyonel olarak Gökçe Tohumculuğun yapmış olduğu bu işbirliğiyle sertifikalı tohumculuk açısından özellikle buğday konusunda da 42 çeşit tohum çeşidinin burada yetiştirilmiş olması bizleri sevindirdi ve memnun etti. Ben Tarım İl Müdürlüğümüze, TAGEM Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri'mizin bu alanda yapacağı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de
üzerimize ne düşüyorsa her türlü desteğe verme hazır olduğumuzu söylüyorum. Burada Ziraat Fakültemizi, sivil toplum örgütlerimizi, belediyemizi, il müdürlüğümüzü, hep beraber bakanlığımızı bir arada görmek bizleri keyiflendirdi ve sevindirdi. Birliğin, beraberliğin gücün ne olduğunu da böylece güzelce gösterdiler.